ve ondan sonra nasıl bir kurgu içinde olduğunu, bizim nasıl bir kurguda olmamız gerektiğini kısaca yönleriniz. Bizim sorularımız olacak. Ben teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. Ben 1995 yılından beri muhasebe mesleğini icra ediyorum. Özellikle son 7 yılımı girişimcilik ekosistemine adadım. Teknoparklarda, kuluçka merkezlerinde, hatta tekmerlerde girişimcilerin öncelikli olarak mentorluk göreviyle başladım. Ama mentorluğum da bir yerde yetmediğini, daha sonra girişimci arkadaşlarımın hem şirket kurma aşamasında, aynı zamanda şirket kurduktan sonra vergisel süreçlerinde, aynı zamanda kendilerine tanınan vergisel istisna süreçlerinde elimden geldiği kadar destek oluyorum. 2015 yılında, 7 yıl önce ilk bu şekilde başlamıştım ama daha sonra girişimcilerin aslında sadece bir muhasebeciye ihtiyacının olmadığını, kendilerinin özellikle iş fikirleri, her ne kadar iş fikri önemliyse bir o kadar da finansmanın da ihtiyacı olduğunu gördüm. Az evvel dediğim gibi vergisel istisnalarını sonuna kadar savunmanın ve takip etmenin yanında ülkemiz tarafından bazı kamu kurumlarının da şirketlerin özellikle o iş fikirlerini, Ar-Ge projelerini hayata geçirmeleri için ihtiyaç duyduğu kamu fonlarının da süreçlerinin yürütülmesi kapsamında yaşam koçu diyelim, artık muhasebeyi de biraz daha geçelim, yaşam koçluğu şeklinde. Hatta şöyle bir örnekte bulunayım, ara ara da bu örneklemeyi de kullanıyorum. Ben şirketlere muhasebecilikten ziyade doktorluk yaptığımı düşünüyorum. Çünkü girişimci arkadaşımın misyonunu, vizyonunu, hedefini, amacını, yapmak istediklerini ne kadar iyi tanırsam ona da o denli cerrahi müdahalelerde bulunarak hayatta kalmasını, hatta daha ileri safhalara taşınmasını için elinden gelen gayreti gösteriyorum. Son olarak da şunları söyleyip bağlamak istiyorum. Özellikle son dönemlerde girişimci arkadaşlarımın yatırıma, daha doğrusu özel fona ihtiyaçları olabiliyor. Şirketleşmeyle beraber başlayan yolculuğumuz, vergisel süreçlerin takibi, yurt dışına açılma süreçlerindeki ihracat kısımlarındaki devlet destekleri, kamu fonlarının takibi ve yatırım alma süreçlerine kadar paket olarak bunu yerine getirmeye çalışıyorum. Yerine getirirken de kesinlikle yorulmuyorum. Kesinlikle zevkle 24 saat çalışarak gerçekleştirmeye çalışıyorum. Tabii ki kazanç kapsamında bunu yapıyorum ama kazanç bende biraz daha arka tarafta kalıyor. Girişimci arkadaşlarımın projelerini muvaffak bir şekilde başarmaları, yurt dışına şubeler açmaları, ülkemize katma değer oluşturmaları, personel istihdam etmeleri, kısacası ülkemize devir kazandırdıkları sürece inanın en büyük mutluluğu ben yaşıyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederim Mesut Bey. Gerçekten hani biz bir birlikteliğimiz de var biliyorsunuz. Yani girişim fikrinden işte şirketin döner bir sistemi oluncaya kadar yanımızda olacaksın. İnşallah bundan sonrasında da. İnşallah. Yani normal Ar-Ge şirketinden öteye geçtiği anda, yani üretip kazanan bir şirket olduğu anda da beraber olmak çok keyif bence. Çünkü gerçekten bir iş fikri ya da bir girişim biliyorsunuz baştan herhangi para kazanan bir sistem değil. Evet. En zor kısmı da o. Yani hatta bir nevi Ar-Ge'yi dediğimizde başarısızlığa para harcamak gibi bir şey. Çünkü başarısız olma ihtimaliniz de yüksek. Çünkü denenmiş, ne bileyim işte ortaya konmuş bir değeriniz fikir üzerinde var ama gerçekte yok. Yani henüz para kazanmıyorsunuz. Tabii burada iki tane boyutu var. Büyük işletmenin kendi Ar-Ge şirketleri var. Çünkü onlar onu oradan destekleyebiliyorlar. Evet. Yani diyelim ki sizin büyük grup şirketiniz var. Üretiyorlar, kazanıyorlar, hizmet üretiyorlar, ürün üretiyorlar. Ama siz bir Ar-Ge şirketi tek başınaysanız, yani sizin arkanızda böyle üreten, hizmet üreten bir şirket yoksa tek başınasınız ve belli bir finansman gücünüz var. O da çok kısıtlı. Yani bir ekmeklik ununuz var. Onu doğru yapamazsanız zarar ediyorsunuz, kapanıyorsunuz, kapatıyorsunuz, hayalleriniz de yıkılıyor. Belki de en büyük iflas hayallerinizin gitmesi oluyor. Evet. Yani paranız gidiyor evet ama bizim şimdi burada söylemek istediğimiz bu Ar-Ge boyutuna bakıldığında Ar-Ge şirketleri diğerlerinden farklı. Hem bu devlet gözünde böyle, hem insanlar gözünde böyle. Çünkü siz de Ar-Ge şirketi dediğinizde ben hemen şunu söylüyorum. Henüz para kazanan bir şirket değil diyor. Tabii ki. Yani henüz kendisini döndürüp bir ekosistem oluşturamamış bir şirket diyor. Çünkü hala yatırım yapıyor. İster fikirsel bazda, ister insan kaynakları bazında. Ama tabii bunun finansında yönetilmesi gerekiyor. Çünkü siz devlete karşı bir şirketsiniz artık. Bir şeyleri kazanıyorsunuz, harcıyorsunuz anlamını taşıyor. İşte bu kritik süreci yönetmek,
gerçekten çok önemli. Hele profesyonel bir ekip tarafından yönetmek önemli. Benim burada gördüğüm şey herhalde bizim en önemli kazancımız şu oluyor. En kolay kazanılan para tasarruf edilen paradır. Değil mi? Çünkü siz tasarrufları bilebiliyorsunuz. Onları yönetebiliyorsunuz. İşte orada hani bu ziyan olmadan, bu boşa gitmeden bir avantaj haline geliyor esasında. Benim onunla ilgili işte şirketlerin bu kısmında Arge şirketlerinin neler avantajı olacak ya da nasıl tasarruflar yapılacaklar, bunlar üzerine konuşacağız herhalde biraz. Onu açarsanız iyi olacak. Ben Bülent Bey'i de bu arada sisteme katmak istiyorum. Çünkü Bülent Bey de TTO bünyesinde bizim buradaki işte genç girişimcilerimizle geçen hafta da bir toplantımız vardı. Onların fikirleri bize geldi. Şimdi onları Kuluçka Merkezi'ne kaydedeceğiz herhalde. O süreç gelişiyor. Tabii şimdi onların da hayalleri var. Biz bir kısmı deneyimlediğimiz için nelerle karşılaşacak zorluklarını biliyoruz. Ama şu da bir gerçek. Siz hep zorlukları gösterirseniz zaten o sistem çıkmaza giriyor ve geri kaçıyor insanlar. Yani bu fikirlerinden vazgeçiyor. Ya bu kadar zorsa biz bu işi yapmayalım diyorlar. Ve bu yolu takip eden, o zorlukları yenip işte ortada kalabilen şirketlerse başarılı, üretken ve şeyler oluyorlar. Ne diyelim? Artık kazanan şirketler bölümüne, Arge şirketini bırakıp kazanan şirketler bölümüne giriyorlar. Para sağlayan, işte istihdam sağlayan, gelecek sağlayan şirketler. Benim sormak istediğim bu kritik süreç ne kadar sürüyor? 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl ya da paranızın dolduğu sürece mi? Yani Arge şirketi olarak ne kadar görüyorsunuz bir ömrü? Ben ilk başta onu sorayım. Çünkü kendi şirketim de olduğu için ben az çok mesela ben 5 yıl ömür biçtim. 5 yıl içinde para kazanırsam eyvallah. Kazanmazsa artık yavaş yavaş kenara çekilmek, ürünümüzden, projemizden vazgeçmek gibi bir hedefim var. Ama şimdi her bir Arge projesi belirli bir süreyi kapsar. Bu süre kapsamında da bir proje bütçesi hazırlamak lazım. Ben o projeyi başarılı bir şekilde ortaya çıkartabilmek için ihtiyaçların nedir? Kaç personele ihtiyacım olur? Bu personellerin nitelikleri nelerdir? Ben bu süreci tamamlarken ihtiyaç duyduğum malzeme, alet, edevat, hizmet, laboratuvar, test, belgelendirme ya da alacağım danışmanlık. Bunları ne zaman almalıyım? Ne kadar almalıyım? Kimlerden almalıyım? Bunların hepsi belirli bir takvimi uygulayarak gitmek lazım. Sizinki tabii 5 yıl olabilir. Biraz da uzun bir süre olmuş. Ama genel anlamda proje bittikten sonra da hemen pazara sunulması lazım. Ve orada da bir başa baş noktası var. Başa baş noktası ürünün pazarda kabul edilme sürecine, bıraktığı kar marjına göre çok değişkenlik gösterir. Bunun ortalaması nedir diye düşünecek olursanız bence 2 yıl. İki yıl. Şimdi tabii şöyle ben hani dediğiniz çok önemli. Yani ilgi duyduğunuz Arge'ye ya da ilgi duyduğunuz ürünü geliştirmeye yönelik harcadığınız zaman ürünle alakalı, sektörle alakalı, pazarla alakalı. Mesela şu anda benim projemin pazarı kısıtlı bildiğim kadarıyla. Çünkü daha tam gelişmiş bir pazar oluşmadı diye düşünüyorum ben. Onun için de hani süreyi çok büyük yatırımlar yaparak değil de işte süreyi değerlendirerek geçirmeye çalışıyorum. Benim bakış açım bu. Tabii ki dediğiniz gibi proje yapmak lazım. Yani neyi ne zaman devreye sokacağız? İşte finansı, insan kaynaklarını, pazarlamasını, ürünün işte direkt oluşması, diğer destekleyici ürünlerin oluşturması falan bir plan yapmak lazım. Evet. Yani haklısınız, Arge şirketlerinin muhakkak bir plan üzerine gelişmeleri gerekiyor. Ama tabii şimdi bizim bir de biliyorsunuz benim en çok dikkatimi çeken bir insanda bazı özellikler çok oluyor, bazı özellikler biraz geri planda kalıyor. Yani bir işletmenin işte finansal boyutu var, teknik boyutu var, insan kaynakları boyutu var, yönetsel boyutu var. Hepsini bir insanla toplamak da çok zor oluyor. Birisi teknik boyutu çok iyi ama finansal boyutu pek kayla almıyor. İşte orada herhalde bir profesyonellik devreye girecek. Yani takımınızı oluştururken insan kaynakları için ayrı birisi, finansal için bir ayrı kişi, ne bileyim teknik olarak belki siz kendinizi ortaya koyabiliyorsanız siz olacaksınız. Yani bu 5 ayağı, 4 ayağı dengeli bir şekilde gerçekleşecek. Herhalde burada da önemli şey finans. Para olmadığında herkes bir araya gidiveriyor. Ben onu gördüm. Evet. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz tekrar. Ben Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Bülent Felim Burşu. Biz Teknoloji Transfer Ofisi olarak 5 modül altında Teknoloji Transfer Ofisi'nde tüm üniversitede üretilen akademik bilginin ticarileşmesi noktasında bir gayret sarf ediyoruz. Tabii bu bilginin aktarılması noktasında belli mali şeylere ihtiyacımız var. Kuruluşumuzu o şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Bunun için ilk etapta YÖK onaylı TTOAŞ olmakla ilgili YÖK'e bir başvurumuz oldu. Aynı zamanda da eş zamanlı buna paralel olarak TEKMER, KOSGEB destekli TEKMER projesi yürütmekteyiz.
Tabii benim sorularım bunlara yönelik muafiyetler, mali imkanlar neler olacaktır? Burada yer alan girişimci firmaların mali açıdan istifadeleri neler olacaktır? Dışarıdaki herhangi bir normal şirketten farklı olarak ne tarz imtiyazlardan yararlanacaklardır? Bu konuda sizden evet. bilgi rica edeceğiz. Tamam. Öncelikli olarak geçtiğimiz hafta resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, muhtemelen sizler de fark etmişsinizdir. Teknoparkların da bağımsız birimlerde, farklı bir lokasyonlarda yine Teknopark Kanunu 4691 sayılı Teknopark Mevzuatı bünyesinde oranın da yine Teknopark sahası olarak geçilmesiyle ilgili ve yürürlüğe girmiş vaziyette. Şimdi teknoparklarda girişimcilere yönelik bu şekilde vergisel istisnalar var. Birazdan detaylı olarak anlatacağım. Şimdi üniversitelerin aynı zamanda kuluçka merkezleri, tekmerleri ya da girişim evleri, kısacası bizim aslında hangi açıdan bakarsak bakalım, değindiğimiz nokta girişimcilerin iş fikirleri, ülkemize katma değer yaratıyor olması, akademisyen hocalarımızın uzman oldukları alanlarda onları bir şekilde ticarete sokabilmek alanında ve bunların nihayetinde de hep Türk markası oluşsun ve bu Türk markası dünya tarafından duyurulsun, bilinsin. Neden bir Apple Türkiye'de çıkmasın? Buna benzer süreçten. Aslında konumuz Ar-Ge süreçleri ve şirketlerin mali durumu. İşte burada finansal bütçenin doğru yönlendirilmesi, yönetilmesi nitelikli eleman. Ama bu arada da sizinle bahsetmiş olduğunuz vergisel istisna da önemli. Ülkemizde bir destek kelimesi, bir de hibe kelimesi var. Şimdi hibe, ben bu projeni ya da şu sürecini ya da şu harcamanı desteklemek için karşılıksız verilen rakamken, destek ya da istisna olarak geçen kısımsa, senin zaten cebinden, şirketinden vergisel anlamda ya da sigorta prim anlamında cebinden çıkacak olan paranın çıkmamasına yönelik olan yapılan geliştirmeler. Şimdi bu geliştirmeyi öncelikli olarak vergisel anlamda değerlendirirsek, biliyorsunuz vergi gelir dairesine, başkanlığına bağlı olarak şirketlerin bağlı olduğu vergi dairesine dönüyor. Ülkemizde de Ar-Ge'ye yönelik iki tane kanun var. Bunların bir tanesi 4691 sayılı Teknopark Mevzuatı. Diğeri ise 5746 sayılı Ar-Ge Mevzuatı. İkisini de birbirinden ayıran farklılıklar var ama genel anlamda üst yazıdan baktığımız zaman çok yakın. Vergisel olarak 5746, yani yerinde Ar-Ge olarak nitelendirdiğimiz kısımda bir şirketin cebinden çıkması gerekirken çıkmamasını sağlayan kısımlar neler? Öncelikli olarak her bir proje personelsiz olmaz. Bu personel işverenden bir ücret alır. Ücreti alırken de aslında bir gelir alır, gelir kazanır. Ve bu gelirin de bir vergisi vardır. Bunu kamuda çalışsın, özelde çalışsın, ne yaparsa, yani nerede çalışırsa çalışsın, kişi bir ücret alıyor ise gelir vergisi ödemek zorundadır. Ama bu gelir vergisini de onun işvereni ödüyor. Haliyle 5746 sayılı mevzuatta kişinin mezuniyet durumu devreye girer. Kişinin lisans, yüksek lisans veya doktora mezuniyet durumuna göre %80 ila %95 arasında gelir vergisi ücretinden kesilir. Bağlı olduğu vergi dairesine tahakkuk edilmesi, tahakkuk dediler ama daha sonra telkin edilerek sonuç itibariyle işverenin kasasından bu para çıkmaz. Bu para ne kadar önemli? Kişilerin almış olduğu maaş, Ar-Ge'de çalışan personellerin sayısı, bunların hepsini birbiriyle orantılayarak proje süresiyle de çarptığımızda aslında ciddi anlamda yüksek rakamlara geldiğini göreceksiniz. Bu birinci istisna. İkinci istisna, yine kişiler ücret bulduğularında görecektir. Her ücrette bir de damga vergisi kesintisi olur. Bu damga vergisinde de herhangi bir şekilde mezuniyet söz konusu olmaksızın ücretin bir tutarına, orada belirli bir çarpanlar var ve oradaki tutarda damga vergisi yine personelden kesilmez. Üçüncü kısım, personel varsa sigortasız çalışmıyor demektir. Muhakkak bir sigortası oluyor. Sigorta kısmı da hem bir kısmı işçinin, personelin kendisinin ödemiş olduğu, bir kısmı da işverenin destek olarak toplamda belirli günlerde ve belirli vadelerde yine iş yerinin bağlı olduğu sigorta müdürlüğüne ödenmesi gereken tutardır. Sonuç itibariyle sigorta kapsamında da
işverenin ödemiş olduğu, işverenin payına düşen rakamın da yarısı yine ödenmemiş olur. Son olarak da bu Ar-Ge projesini meydana getirirken ihtiyaç duyulan malzeme, alet, edevat, bunları sizler yurt dışından temin etmek istediğinizde biliyorsunuz bir gümrük vergisi süreci var. O ürün gümrükten geçerken gümrük vergisine tabidir ve bu gümrük vergisi ödenmez. Şimdi alınacak olan ücrete ya da alınacak, yapılacak olan ithalata, bunların hepsini orantıladığımız zaman aslında güzel rakamların aslında cebinden çıkmamasını sağlıyoruz. Şimdi Mesut Bey, bir ara soru olarak, şimdi 100 birimlik bir sistemde bu ne kadar teşekkül ediyor? Yani ne kadarı karşılık geliyor? Kabaca bir fikir verebilir misiniz? 100 birimlik bir harcamamız olduğunu şirketin düşünün. Yani bu insan kaynakları içinde dediğimiz maaşlar ve işte damga vergisi, SGK'dan avantaj, artı ne bileyim işte vergilerde muafiyet dikkate alırsak. Şimdi orada da aslında şu şekilde net bir rakam vermek zor olur. Sebebi de şu, ülkemizde ücrette artarak giden vergilendirme, vergi dilimi var. Kişiler, hatta asgari ücret alan kişiler belki fark ediyorsunuz. Hani 2021 yılında bu basına da çok yer almıştı. 4. 5. aydan sonra ücretteki gelir vergisi dilimine tıkıldığı için asgari ücretle çalışan kişinin eline daha düşük rakam geçiyordu. Orada da işte hükümet belirli bir yapılandırma yaptı ve vatandaşın haklarını korumak adına bir takım kararlar aldı. Bu yüzden sorunuza net bir cevap vermek zor. Ama ortalama bir şey söylemek gerekirse %15'in gelir vergisi, damga vergisi devamında da yaklaşık %12'ye de denk gelen SSK primi dediğimizde 28-28,5 gibi. Toplamda %28, evet, diyelim. %28 gibi tasarruf olabiliyor. Tasarruf olarak düşünebilir. Yani kazanç olarak görmek mümkün değil. Çünkü sizden çıkacak para çıkmamış oluyor. Evet, çıkmamış oluyor. %28 cebinizde kalmış oluyor. Başka şeyler için kullanma imkanı sunuyor size. Evet. Şimdi bu tabii 57-46 sayılı Ar-Ge mevzuatını anlattım. 46-91 de buna benzerdir. Sadece burada çalışan kişilerin mezuniyet durumları değil, hani lisans, yüksek lisans ya da doktoralığını aramıyoruz. O kişinin o projede yeterliliğiyle, mezuniyetiyle, özgeçmişiyle o işi yapabileceğine dair bir tecrübe arıyoruz. Ve sertifika arıyoruz. Bu nesneden de kişilerin mezuniyeti söz konusu olmaksızın %100 gelir vergisi, %100 damga vergisi, yine az evvel anlattığım SSK priminin yarısının ödenmemesi, hatta o üründe temin ederken biliyorsunuz önceden de bir reklam vardı, bir alışveriş, bir fiş misali, belki hatırlarsın. Şimdi orada da KDV kısmı yani. Ar-Ge kapsamında kullanılacak malzeme, alet, edevat alımlarında da KDV istisnası, yine aynı şekilde gümrük vergilerini düşündüğümüzde buradaki rakamlarda yüksek rakamlara denk gelmiş oluyor. İstisna kapsamında değerlendirebiliriz. Şimdi tabii bu saydıklarınızın büyük bir çoğunluğu Ar-Ge personelini kapsayan istisnalar ve destekler diyelim. Tabii bir firmada bunun haricinde bir de idari personelin olması söz konusu. Bu idari personel bundan yararlanabiliyor mu? Bir oranı var mı? Ar-Ge personelinin idari personele göre bir oran var mı? Yani şu kadar bir girişimci, bu kadar bir Ar-Ge personeli çalıştırmak zorunda, bu kadar idari personel çalıştırmak zorunda gibi bir durum var mı? Bu bir birinci soru. İkincisi tabii bunlar dediğiniz TGB bölgelerinde ve tekmerlerde yer alan girişimci firmaların yararlandıkları şeyler. Bir de tekmer yönetimi ve teknopark yönetiminde çalışanların pozisyonların ne şekilde oluyor? Bir de onlarla ilgili sizden ayrıca bir bilgi rica edeyim. Şimdi bu sorunuz da şirketin bulunmuş olduğu, faaliyetinin gerçekleştirmiş olduğu lokasyona göre değişir. Eğer ki pazarlama gibi, yönetim gibi, finans, muhasebe ya da sekreterya gibi Ar-Ge personeli dışındaki departmanlarda görev alan kişilerin bu süreçte yararlanabileceği destek konuları, eğer firma teknopark bünyesinde ise firmanın toplam Ar-Ge elemanlarının %10'una denk gelen kişileri biz destek personel olarak değerlendiriyoruz. Destek personel olarak değerlendirdiği durumda da firma uygun gördüğü eleman. Tabii orada da belirli bir detaylar var. Detay derken hani en düşük ücret alan gibi. Orada da belirli bir kriterler var. Oralara çok fazla girmeyeyim ama sonuçta çalıştırdığı personelin %10'una denk gelen personellerinin de
departman fark etmeksizin destek personel olarak faydalandırıp yine ARGE personelinin hak kazanmış olduğu her türlü vergi ve SSK istisnalarından yararlanabiliyor. Şimdi bu kişinin teknoparkta olması bu şekildeyken bahsettiğiniz gibi Tekmer bünyesinde olduğumuzda şimdi Tekmer'de yer alan her firma ARGE projesi yapıyor anlamı taşımıyor. Bu yüzden onun da projesini eğer şirket Tekmer'deyse bir projesi varsa onun da heyet tarafından onaylanmış olması gerekir. Eğer proje ARGE projesi olarak heyet tarafından onaylandıysa az evvel bahsettiğim 5746 sayılı mevzuat kapsamında ve çalışan personelin mezuniyet durumlarına göre yararlanabilir. Bu kapsamda sorumuz personel santral görevlisi diyelim ya da farklı departmanla ARGE personeli dışındakiler ise bu arkadaşların yararlanamıyor. Yararlanamıyor dışarı. Bunlarla da ilgili İşkur bünyesinde sağlanan destekler var. İşkur diyor ki personel sizde işe başlamadan önce ne kadar işsiz kalmışsa o süreye çarpan, cinsiyetine çarpan, yani bay bayan olmasına göre, yaşına göre, geçmiş dönemde işsizlik sigortasından faydalanıp faydalanmadığına göre arka tarafta bir takım yapay zeka ile hesaplama metotlarıyla kişiye özel SSK indirimleri, istisnaları çıkabiliyor. Bir yıla kadar asgari ücret oranında işverenin %100 SSK primi ödemediği duruma. İş böyle olduğu zaman çalışan kişinin SSK kapsamında bir kaybı yok. Normal sigortalı ama işverenin cebinden çıkacak olan rakam çıkmamış oluyor. Ya da belirli oranda çıkmış oluyor. Çok güzel. Gerçekten hani bizim bilmediğimiz birçok şeyler var, detaylar var. İşte onun için sizin gibi böyle tecrübeli insanlara ihtiyacımız olacak. Hem de hem kendi işletmelerimiz hem de genç girişimciler açısından. Gerçekten hani işin yolu bilene sormak çok kıymetli. Çünkü ben mesela bazı şeylerde teferruatlarda kayboluyor. Yani çok da fazla da zaman harcamak istemiyorum. Hani bazen işte ne kadar tasarrufunuz olacak dediklerinde işte %3, %5 ise ve kaylı almadan düz öbür yolu tercih edebiliyoruz. Yani form doldurmak, işte başvuru yapmak gibi süreçleri takip etmiyoruz. Ama gerçekten anlam ifade ediyorsa sistemde o zaman o yolları takip etmek kıymetli olacak. Hele de çok çalışanınız varsa, çok ARGE personeliniz, çok idari personeliniz varsa. Bir de tabii bu işin hani bir profesyonelliği var. Baştan kurguladığınız sistem nasıl gidiyorsa o yolda ilerlemek çok kıymetli. Çünkü eğer siz baştan bunları dikkate almadan bir sistem kuruyorsanız zaten onlar sizin için bir kazanç olarak görülmüyor. Cebinizden çıkacak az parada dikkate almıyorsunuz. Yani biraz hani kavgada yumruk sayılmaz bir hesabıyla giriyorsunuz. Evet. Ama sonuçta kalktığında kavgayı kaybeden olabiliyorsunuz. İşin gerçek tarafı da bu. Yani onun için de yani profesyonel bir destek almak, ARGE şirketlerini bilen, hele hele böyle kısıtlı kaynaklarla kullanılmış, büyük yatırımlar arkasında olmayan şirketler sizin gerçekten ilgi alanınız herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü bu tip şeylerle çok karşılaşıyorsunuz. Çok. Büyük finans sistemlerinin karşısında değil, böyle küçük girişimcilerin, küçük fikir sahiplerinin işte bir yerlere doğru büyümek için adımlarını takip ediyorsunuz. Şimdi ARGE şirketi, yani gerçekten de ARGE şirketleri yani ortamlar istiyor, ekosistemler istiyor ve bu ekosistemlerin işte Tekmer'di, Teknopark'tı, Kuluçka merkezleriydi, ARGE merkezleriydi gibi şeyleri var, kavramları ve bunlar ayrı ayrı değerlendiriliyor. Peki yani bilmiyorum şu anda ileride bunlar hepsi tek bir çatı altında değerlendirip işte herkesi bir şemsiyenin altında toplama şansı yok mu devletimizin, böyle bir projesi yok mu? Çünkü şu anda bildiğim kadarıyla iki farklı kanun var, birbirine çok benziyorlar. Bir de İşkur'un destekleri var, o da biraz benziyor. Ama bunlar tek bir çatı altında olsa biraz daha kolay olur gibi geliyor ama tabii bizim boyutumuzun dışında anladığım kadarıyla. Evet. Yani bunları hep beraber böyle bir program aracılığı falan göremiyoruz mu siz? Çünkü donanım ve yazılım olarak da buna sahipsiniz bildiğim kadarıyla. Mesela işte vergilendirme için evraklarınızı sisteme koyuyorsunuz. Her şey oradan görünüyor. İşte bazıları dahil oluyor, bazıları bu olmaz diyorsunuz. Yani o anlamda böyle bir tek çatı altında bir avantajımız olur mu? Şimdi Ramazan Hocam, bu aslında çok farklı bir konu. Hayatımızda bir pandemi var. Pandeminin tabii ki zararı var ama kazandırdığı faydalar da oldu. Pandemi ilk başladığında bizler mali müşavir olarak herkese bir takım böyle istirahatler, uzaktan çalışmalar geldi. Ama biz onları yapamadık. Biz yine kamu kurumlarında, yine vergi dairelerinde arkadaşlarımız hep böyle koşturdu durdu. Bu koşturma neticesinde evet bazı şeyler birleşti. Bizim daha önceden elden verdiğimiz dilekçeler, talepler,
dosya açılımı, bunların hepsi interaktife taşındı. Şimdi muhasebeciyi de gelir vergisi başkanlığı alanında güzel çalışmalar oldu. Ama şimdi bu mevzuatın hepsi tek bir çatı altında birleşsin mi sorusu, tabii bu hükümetin öngörmesi, alacağı kararlar doğrultusunda ilerleyebilir. Zor mu? Aslında sorarsanız bence zor şimdi, değil. Devlet olduğu müddetçe zor. Ben de onu söyleyeceğim. Şimdi mesela ben bir e-fatura mükellefiyim. Bir fatura kesildiğinde hiçbir şey söylemiyorum. Bir tek vergi numaramı veriyorum. Benim sistemime düşüyor. Ben girip oradan faturamı sizlere gönderebiliyorum. Diyor ki ben bunu satın aldım. Bu kapsamda değerlendirilsin diyor. Ama bir fiş alırken özellikle mesela bir harcama oluyor. O fişi aldığımda onu size iletmek zorundayım. Çünkü benim bir harcamam var diyor. Bunun vergilendirilmesini dikkate alın diyor. Ama bu sistem tarafından kabul edilmiyor. Esasında çok da zor bir şey değil. Aynı e-postumuz bizim aynı şeyi oraya da iletebilir ve ben bununla böylelikle şirketim adına yaptığım, özellikle ona ait bir kredi kartı gibi ona ait bir döküman üzerinde yaptığım katkı tek size aktarılır ve bu yani benim hem işimi kolaylaştırır hem sistemin sağlığını büyütür. Yani ben hangi harcamayı şirket adına yapıyorum, hangisini kişisel olarak yapıyorum, bunları da ayırma imkanı sunar. Evet. Yani bu tip şeyler belki yapılacaktır büyük ihtimal. Ben bunları söylüyorum İnşallah. Ama. Yani kağıt ortamından kurtulacağız, işte kirlilik ortamından kurtulacağız. Ya bunlar olacak büyük ihtimal. Yani olmak zorunda çünkü ona doğru gidiyoruz. Fakat burada en önemli şey ne biliyor musunuz? Bizim, ben hep onu söylüyorum. Yani çünkü girişimci kendi fikirleri doğrultusunda giderken finansal kısıtlar karşısında kalıyor. Mesela ben bir şey alırken bunu kullanabilirsin, buna kullanamazsın bir kredi verdiklerinde ya da bir ne diyeyim, hibe verdiklerinde. İşte bunu diyor personele kullanabilirsin diyor ama diyor malzeme alırken kullanamazsın diyor. Bu tip kısıtlar gelince tabii girişimcinin kafası karışıyor. Esas zor olan herhalde orada. Evet. Şimdi sorum şu olacak Erşen, nereye getirmek istiyorum? Yani biraz daha böyle girişimciye, biraz daha böyle o fikir sahibine, özellikle işte mali müşaviriyle ya da işte finansal desteği sağlayan kişiyle beraber yönlendirmede biraz daha esneklik kazandırılsa doğru olur mu? Ya da böyle bir şeye doğru bir eğilim gösterecekmiş. Girişimlik biliyorsunuz gerçekten zor bir şey. Birçok şey bilmiyorsunuz ve bir maceraya atılıyorsunuz. Bazen işte arabanızı, tapunuzu, varsa birikiminizi koyuyorsunuz. Onları da elden yitirme durumunuz olabiliyor. Şimdi yani ben hani biraz da böyle hani biraz hani canı yanmış. Mesela diyelim ki bankaya 50 bin lira koydunuz. Devlet diyor ki ben tamirat altındayım. Yani hiç risk almıyorsunuz ve kazancınız garanti. Ama girişimcilikte öyle değil. Evet. Ama girişimciliğe çıkarken de güzel bir yol haritası belirlemek lazım. Nerede gaza basacağınızı, nerede kontağı çevirmeniz gerektiğini, nerede devsanı çevirmeniz gerektiğini bilmeniz gerekir. Hatta bu sohbetimizin bir kısmını girişimci yola başlarken parayı nasıl tedarik etmeli? Evet. Herhalde orası oradan başlamalıyız. Ben lafınızı balla böleyim hocam. Şimdi tabii bizim burada teşkil ettiğimiz Kuluçka merkezimiz var. Atlas Üniversitesi Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi adı altında, üst çatı altında 3 tane birimimiz var. Bunlardan birisi Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka dediğimiz birimimiz var. Projelerin vasıflarına göre biz bunları öncelikle Ön Kuluçka'dan başlatarak Kuluçka'ya ve Post Kuluçka'ya artık yatırımcının karşısına çıkabilecek pozisyona gelebilecek şekilde hem yetiştiriyoruz hem de projelerini burada geliştirmelerini sağlıyoruz. Fakat bizim ilk başlarda en büyük yaşadığımız sıkıntılardan birisi girişimcilikte Ön Kuluçka'da yer alan arkadaşlarımızın o ilk yatırım sermayesi dediğimiz, o ölüm vadisi dediğimiz alanı geçebilecekleri bir finansmana ihtiyaçları var. Yani bazen 20 bin lira, 25-30 bin lira gibi düşük bir rakamlarda çocuk o fikrini hayata getiremiyor. Güzel projesi var, güzel fikri var, getirilmiyor. Bu konuda finansman kaynakları noktasında bize acaba Mesut Bey ne önerebilir? Bir de bu son günlerde girişimci yatırım sermayesi fonu biliyorsunuz gündeme geldi. Bu konuyla ilgili özellikle sizden bilgi rica ediyoruz. Arge firmalarının işte cirolarının belli bir kısmını bildiğim kadarıyla %2'sini bu fona aktarmaları veya da herhangi bir Arge yapan firmaya aktarmaları gibi bir durum söz konusu. O konu şu an revaçta olan bir konu. Evet. O konuyla ilgili bize bilgi vermeniz mümkün olabilir mi? Tabii ki. Şöyle teknoloji yaygınlaşmadan önce ticaret ülkemizde zordu. Ticarette başlayacak olan kişi sermayesini kendi imkanlarıyla oluştururdu.
pazarını binbir güçlükte ben buradayım diye fuarlara katılırdı, zahmetler çekerdi, harcamalar yapardı, reklamlar, kataloglar, broşürler vesaire. Şimdi teknoloji özellikle de sosyal medyanın da gelişmesiyle birlikte tabii ki ticaret yine zor. Ama bir o kadar da kolay. Şimdi girişimci ilk attığı adımda parayı nereden bulmalı sorusu. Eğer ki kişi COSGAP'in girişimcilik eğitimini almış ise, aldıktan sonra şirketini kuruyor ise, burada kişinin akademisyen ya da akademisyen olup olmaması önemli değil. Şirketini nerede kurduğu da önemli değil. Sonuç itibariyle şirket kurmak bir masraftır. Bu masrafın da bir kısmını COSGAP karşılar. Hatta şirketini kurduktan sonra yapacağı masrafların da bir kısmını karşılar. Yani girişimcinin şunu yapması gerekir. Bir, ben COSGAP süreciyle mi ilerleyeyim? Bir de hiç değinmediğimiz ama ben de uzaktan sürekli takip ettiğim, çalışırken de mutlu oldum. Bir de TÜBİTAK'ın süreçleri var. TÜBİTAK'ın da destekler adı altında çok fazla sayıda, işte üniversite sanayi işbirliğinden, hatta şirketini daha yeni, pardon, iş fikrini yeni hayata geçirmek isteyen 1512 BİK programı var. Kısaca toparlayacak olursak, girişimci bence şunu yapmalı. Birinci kısım gidip TÜBİTAK'ın 1512 BİK projesine kendisine en yakın uygulayıcı kuruluş aracılığıyla başvurması. Benim iş fikrim bu. Eğitimlerini almalı. Eğitimlerini ve projesini içeriye verirken eş zamanlı olarak vakit kaybetmemek adına bir de gidip COSGAP'in online girişimcilik eğitimini almalı. Hocam bu girişimcilik eğitimi biliyorsunuz belli bir zaman bir eğitimden sonra firmayı kuruyorsunuz, bir fizibilitenizi hazırlıyordunuz. Bu hala geçerli mi? Bu galiba bu destek kapsamından kaldırıldı bir durumda. Yok yok, şöyle kişi girişimcilik eğitimini aldıktan sonra şirketini kurmasıyla beraber bir yıl içerisinde bu destekten halen faydalanabiliyor. Evet, hatta içeriği biraz değişti. Ama dediğiniz doğru, önceden bir ara kapatılmıştı. Kişi tüzel kişilik kurduğu zaman da COSGAP sorgusuz olarak zaten 10.000 TL veriyor. Bugün şirket kurmanın maliyeti 10.000 TL değil ki daha düşük rakam. 10.000 TL'yi COSGAP'tan alabilir. Şahıs firması da kurabilir. O zaman biraz daha istisna ve destek tutar rakamlar biraz daha düşük olabilir. Bunun haricinde tam sizin söylediğiniz projesinin ihtiyaç duyduğu harcamalara göre yine COSGAP'ten o harcamaları belirli bir oran ve tutarda belirli zaman aralıklarıyla iadesi mümkün. Tabii bunu ne zaman yapmalı? Eğer eş zamanlı olarak 1512 projesine başvurduysa önce TÜBİTAK'tan projesinin onaylandığına dair mail almalı. Mail aldı, ardından şirketini kurdu, şirketini kurarken COSGAP'ine başvurdu. Önceden eğitimini almıştı tabii. COSGAP'ten de desteklerini başlattı. Bu arada da zaten TÜBİTAK 1512'nin de şöyle bir güzelliği var. Önce parayı veriyor, sen harca diyor. Genel anlamda bizde hep destekler önce sen harca, sonra biz verelim. Veya paran yoksa bir kısım avans verebiliriz şeklinde. Ama genel statü önce sen harca, biz sana parayı. Ama 1512 öyle değil. Önce ben parayı veriyorum ve sen harca şeklinde. İki desteği de aynı anda ilerletebilir. Alabilir. Bir COSGAP tarafında en kötü sadece şirket kuruluş masrafını maliyetini alabilir. Başka şeyler de alabilir. Orayı o kişinin kendine uygun olup olmadığını bir araştırması lazım. Burada önemli olan demin konuşmamızın başında hocamızın işaret ettiği iyi bir mali müşavirle bu ARGE mevzuatına vakıf bir mali müşavirle yola devam etmesi. Çünkü kendisi de burada en iyi yolu o gösterecektir. Bunun altını iyi çizmek lazım diye olduğuna inanıyorum ben. Çünkü yani ARGE alanlarında yapılan muhasebeleştirme ile normal piyasa muhasebesi birbirinden çok farklı. Evet. Bu mevzuata hakim olan bir mali müşavirlik bürosunun tarafından bunun gerçekleştirilmesi çok önemli. Evet. Açıkçası yani COSGAP desteğiyle TÜBİTAK desteğinin eş zamanlı alınacağı noktasında ben şu an haberdar oluyorum. Bunu itiraf edebilirim yani. Evet, gerçekten de hani bazı sırlar var ya işte böyle işte hangisi sırayla, hangisine önce, hangisine sonra. Mesela bakın öncelikle eğitim süreç gerektiriyor herhalde. Belli bir saat onu tamamlıyorsunuz. COSGAP'e başvuruyorsunuz. Bu sırada proje yazılıp TÜBİTAK'a gidiyorsunuz. Ve böylelikle kaynaklarınız oluşmaya başlıyor. TÜBİTAK çıkmadığını varsaysak bile COSGAP desteği sizi en azından bir
başlangıç için pilot alev oluşturuyor. Yani burada şuraya da yani bu konu o kadar geniş ki. Şimdi şirket kuracağım ama şirketi de hangi statüde kurmalıyım? Şahıs firması, limited şirket, anonim firma. Oralarda ayrı. Bir tabii kısım. Onların da sırrı var tabii. Oralara evet. Ona başka bir programda inşallah girebiliriz. Ama sadece şunu önermek istiyorum. Çünkü az evvel sizin bahsetmiş olduğunuz sermaye fonlarına da kazançtaki o istisna tutarına göre kazançlarının bir kısmının iadesi. Az önceki söylemiş olduğunuz konu. Orayla da ilişkili. Demek istediğim şu. Bir yatırımcı yatırım yapacağı şirket ile aynı statüde olmak ister. Kanun, SPK bunu söylüyor. O yüzden yatırımcı eğer anonim şirketse girişimcinin de anonim şirkette olması lazım. Girişimci, bakın ne güzel vergisel istisnalardan bahsettik. SSK istisnalarından bahsettik. Ardından Fasiket ve TÜBİTAK destek programlarından kısmen bahsettik. Eğer şirket mali durumunu güçlendirmek, daha böyle kurumsal yapıya girmek istiyorsa sonunda da yatırım alma ihtiyacı duyacak. Yatırım alacağı zamanda da yatırımcı ama senin anonim şirket olman gerekiyordu diyecek. Sonradan pişman olmamak adına. Aslında sonradan pişmanlık da sorun değil. Hani bir geçiş süreci var her halükarda ama külfiyetle zaman kaybı. O yüzden başta sağlam temellere kurmak adına ben biliyorsunuz aynı zamanda eğitimler de veriyorum. Herkese, tüm girişimci arkadaşlarımı hep anonim şirket olması şekliyle öneriyorum. Buradan da tekrar onu vurgulamış olalım. Evet. Yani şu anda siz diyorsunuz ki eğer yola çıkacaksanız ve büyümek hedefinizse yani gerçekten de iyi bir işbirliğine doğru adım atıyorsanız onu kurgulayarak yola çıkın. Yani kalkıp da şahıs şirketi gibi, kısıtlı limite şirket gibi yapıların tercihi değil de yani okyanusu hedefleyin diyorsunuz. Dereler ya da göller yerine, evet. Yani kapalı denizler yerine açık denizleri hedefleyin ki beraber olabilirsiniz. Tabii benim burada genel dikkatimi çeken bir şey var. Ben tabii kendi içimde de sorgulama yapıyorum. Çünkü ben daha öncesinde birinci derece yakınımla beraber bir şirket kurdum, kapattım bir limited şirket. Öyle bir tecrübem oldu. Bir de tabii burada işte yani finansınızı çok iyi yönetmek gerekiyor. Yani para, ben birazcık insanın vücudundaki kan akışına benziyorum. Kan bittiğinde, para bittiğinde her şey duruyor. Ceset kalıyor affedersiniz ortada. Çünkü birçok şey var, imkanlarınız var fakat para olmadığı için ofisinizi kullanamıyorsunuz, çalışanlarınız gelmiyor, internetiniz kesiliyor, telefonunuz bitiyor, her şey bitiyor yani. Onun için finans gerçekten neyi hani yolda giderken çeşmelerin nerede olduğunu, hatta bedava çeşmelerin nerede olup su alabileceğinizi görmeniz gerekiyor. Yani evet. Tabii müşteri sizin için önemli kaynak ama biliyorsunuz bazen hani kırsal bir kesime giderken müşteri yoktur. Sizin de susuzluğunuz gelmiştir. Bir çeşme bulursunuz. Suyunun azlığına çokluğuna bakmadan oradan temel susuzluğunuzu gidersiniz. Sanıyorum bu kaynaklarda böyle. Evet, öyle. Değil mi? Evet. Yani ben tabii biraz hani önden herhalde sizlere göre yaşlı olduğum için, önden gittiğim için. Biraz ben şunu söylemek istiyorum. Bir de bürokrasinin bu, ben büyük bürokrat olarak görüyorum kendimi. Çünkü idari görevim de olduğu için birçok şey yazıyoruz, çiziyoruz. Biraz da böyle sıkılıyorum ya diyorum bunları biz yapıyoruz ama yani zaten yazmamıza gerek var mı gibi bir süreç. Şimdi bürokrasi gerçekten eskiye göre azaldı mı? Hala bir kısım bu bürokrasi mevcut değil mi? Yani ben o konuda da şimdi mesela işte az önce dediğimiz entegrasyon işte fişlerle bizim harcamalarımızın entegrasyonu bu şeylerde falan hala bir kopukluk var gibi geliyor. Yani ben mesela size işte aylık olarak bildirimler yapıyorum. Bu gitti, bunu harcadım, bunu sattım, bunu kazandım gibi. Esasında bunları sizler de görebilirsiniz benim sistemimde. Bu mali müşavir olarak size düşmüyor mu ya da düşme alma yetkiniz yok mu? Ama şimdi şöyle, tabii ki düşenler var. Dijital muhasebe diyelim. Sonuç itibariyle ülkemizde e-fatura denen bir süreç başladı. E-fatura ile beraber e-arşiv denen bir süreç başladı. Sizin düzenlemiş olduğunuz ya da size düzenlenen faturaların tamamı sizin interaktifinizde e-arşiv olarak duruma göre eğer ki e-fatura mükellefiyseniz çalıştığınız özel entegratörün ekranına, portalına bu evrakların hepsi düşüyor. Düşüyor da araçı gittiniz, benzin fişi aldınız, o bir fiş ya da firmanızı yurt dışından bir misafiriniz geldi, ağırlamanız gerekti. Konaklama, temsil ikramı, bunların hepsi bir fiş. Bu fişler de maalesef düşmüyor. Yani orada herhalde devlet şunu çok müdahale etmek istemiyor. Bazı şeyleri sizin inisiyatifinize, sizin kararınıza bırakıyorum. Yani bazı harcamaları biraz hani vicdanınıza bırakıyorum gibi bir süreç de var herhalde anladığım kadarıyla. Finans yönetimi açısından bu da önemli anladığım kadarıyla değil mi?
Yani masraf göstermek mi yoksa kazanç göstermek mi? Bir de maliyetin biliyorsunuz muhasebecisi onu vezir de ediyor, rezil ediyor, affedersiniz. Evet. Şimdi fırsat oldu. Ara ara da yurt dışına çıkma imkanımız oldu. Gittik orada da o ticaret nasıl dönüyor, muhasebe bildirimleri nasıl oluyor şekliyle görüştüğüm zaman genelde hep şu izlenimini aldım. Ortak nokta diğer ülkelerde. Bizim ülkemizde vergi kaçırmak bir suçtur. Beyan edeceksin. Her şeyini beyan edeceksin. Peki buraya kadar anladık. Biz ülkemize bakıyoruz. Biz her ay bildirimlerimizi nasıl veriyoruz? Beyanla veriyoruz. Beyannameyle veriyoruz. Aslında bizim ülkemiz daha yumuşak baktığımız zaman. Çünkü siz az evvel bahsettiğiniz bir takım harcamalarım oldu veya şöyle gelirlerim oldu diyorsunuz. Bunu da beyan usulüyle veriyorsunuz. Hangi beyannamenin sonu ya gel ben seni inceliyorum dedi. Meslek hayatında ben bunu görmedim. Ama yapmış olduğunuz çalışmalar yani diğer ticari firmalar bir takım böyle illegal işlemlere bulaşmışsa tabii o silsile ilerliyor, size kadar sıçrıyor. O zaman da ilgili birim şununla yaptığın alışverişle ilgili detayları, dokümanları, dayanakları getir. Ben bir şeylerden şüpheleniyorum diyor ve o şüphesini gidermek üzere sizin beyan ettiğiniz kanıtları inceliyor. Ceza alınabilir ya da ceza alınamaz. Bu ayrı bir olay. Ama bunun haricinde tamamen siz ne beyan ediyorsanız devletiniz onu tamamlıyor. Şimdi Mesut Bey, tabii ben hani tekrar baktığımda şeye, yani biraz hani bizim devletimiz esasında e-fatura ve şey konusunda bayağı iyi yerde. Tabii. Yani birçok ülkeden daha entegre vaziyette gördüğüm kadarıyla. Yani sizin yaptığınız işte kredi kartınız, banka hesaplarınız, aktivasyonlarınız hepsi takip edilebiliyor. Yani mesela şu anda herhalde 5.000 üzerinde 10.000 üzerinde bankadan yapmak zorundayız zaten. Bütün ödemelerimizi ya da harcamalarımızı banka transferi değil mi? Öyle. En azından mesela 1 Ocak 2022'de biliyorsunuz e-arşiv sisteminden bahsetmiştik. E-arşiv 2000 TL'ye düştü. İki firma birbirine e-arşiv sistemi üzerinden fatura kesecekse 2000 TL'nin üzerinde kesinlikle... Geçen seneler 5.000'di öyle hatırlıyorum ben. Evet. Bu sene 2000'de... Bu düşüyor ve bazı şeyler otokontrolü ilerliyor. O yüzden biz aslında... gerçekten hani başardık birçok şeyi. Evet. Bir de tabii ben şunu fark ettim. Şirketteki para esasında benim kişisel param değil. Şirketin hakkı bende de olsa. Orada ben bir hak sahibi olabilirim. Onu harcama ya da inisiyatif kullanma ama orası bir kurum. O kurumu ayakta kalması için devlet de diyor ki siz böyle keyfi davranmayın. Burası bak iş istihdam oluşturacak bir yer, ülkeye katma değer oluşturacak bir yer. Burasını koruyun diyor. Burası da tabii bir kendinize ücret tahvil edebilirsiniz. Bu sizin kendi hakkınız ama böyle çok keyfi davranma ihtimaliniz yok. Mesela ben şunu yapıyorum o konuda da bilmiyorum sizler de takip ediyorsunuz. Bütün harcamalar veya şirket adına harcıyorsam onu şirket kredi kartı üzerinde yapıyorum. Öbürkü kendi işte diyelim ki kendi harcamalarımda kendi özel banka hesabımda ait olan kredi kartla yapıyorum. Böylelikle devletinden orada bir şüpheye, şeke, kargaşaya doğru taşımak gibi bir hedefim yok. Yani ona dikkat ediyorum. Tabii bazen oluyor ama diyorsun ki adamımız vergi de mahvol olmasın diye bizde deriz diyorsun. Evet. Tabii ki şirkete ait olan harcamaların daima şirket hesabından yapılması, şirket kredi kartından ya da şirketin banka hesaplarından yapılması. Bunların da olabildiğince tamamını, tabii ki belirli bir kriterler var ama o her şeyi bank üzerinden yapmak daha sağlıklı olacaktır. Evet, temassız kredi kartları da bizim cüzi işlerimizi çok rahatlattı. Özellikle evet. Artık yani bir yemek yediğinizde ödemenizi yapabiliyorsunuz. İşte bu şeyler. Benim yani kişisel olarak baktığımızda evet şirket kurmak güzel. Finansını yönetmek güzel. Teknolojiyi takip etmek, onu şeyleri yapmak güzel. Ama şu anda biraz da farklı bir şey söyleyeceğim ama şu anda para mı önemli, bilgi mi önemli? Onu soracaktım. Gerçekten finans hani çok önemli. Kan damarındaki kan gibi ama bir de onun işte bilgisi açısından da bakarlar. Yani finans bulmak mı kolay yoksa bilgi bulmak mı? Biz şimdi genç girişimcileriz de hani fikirlerine kıymet verdiğimizi söylüyoruz. O anlamda nasıl bakıyorsunuz siz finans yönetimi açısından değerlendirdiğinizde? Şimdi ben geçmiş dönemde biraz da kamu tarafında da çalışmıştım vardı. Orada biz Ar-Ge tarafında şöyle bir cümle kullanırdık. Ar-Ge parayı bilgiye dönüştürür. Ar-Ge parayı bilgiye dönüştürür. Yenilik ise bilgiyi paraya dönüştürür. Bu kavramdan ilerleyebiliriz. Bir dakika ben biraz kafam karıştı şöyle yani Ar-Ge parayı bilgiye dönüştürür. Evet. Tamam öbür kişi de bilgi paraya döner. Aynen. Yenilikse. Ar-Ge ve inovasyon kapsamında. Yani o zaman biz para kazanmak istiyorsak ikinci yolu tercih edeceğiz. Bir yenilik yapacağız.
Eğer bilgiyi paraya dönüştürmek istiyorsak o zaman da Ar-Ge yapacağız. Ama çok önemli bir Bülent Bey. Bak burada gençlere bize söyleyeceğim bir şey. Yeni ne yapıyorsunuz? Yani farklı ne yapıyorsunuz? Olandan farklı ne koyuyorsunuz ortaya? Bu çok kıymetli herhalde, evet. Değil mi? Yani o zaman belki işin sırrı burada. Yani biz para kazanmak istiyorsak yenilik yapacağız. Var olandan farklı bir şeyler ya da yeni bir şeyler ortaya koyacağız. Yok. Bilgiyi paraya dönüşecekse Ar-Ge yapacağız. Onu da yani artık onun kayıtları, standartları neyse onların üzerine çalışacağız. Onları detaylandırıp havuzumuzu güçlendireceğiz. Öyle kesinlikle. Mi? Şirket yönetmek kolay değil. Hele günümüzde her şey zorlaşmışken birçok şeyi yani finansı, insan kaynaklarını satın almayı, üretimi, yönetimi, rekabeti her şeyi düşünerek hareket etmek gerekiyor. Doğru. Yani bir baktığınızda sizin şimdi yani siz iki boyutlu da yani finans şirket yani bir sisteminiz var şirket olarak çalışıyor. Bir de kişisel olarak muhasebe veyahut da mali müşavirlik yapıyorsunuz. İkisini beraber görme şansınız olduğu için bunu çok net farkındasınız. Çünkü ben hep bir pencereden bakıyoruz. Biz şimdi mesela çalışan olarak para maaş aldığımızı düşünüyoruz. Ama bir de maaş verdiğinizi düşündüğünüzde iş zorlaşıyor tabii. Yani o boyuta geldiğinizde onlarca insanın zamanında parasını alabilmesi, hak ettiği değerle parasını alabilmesi oldukça zor. Ve bunların hepsinin kanalize olup işte beklenen günde, tasarlanan günde ödemelerin yapılması. Bu devlet için de geçerli. Vergilerin gününde ödenmesi, sigorta primlerinin gününde ödenmesi. Yani gerçekten çok zor. Hele o işte bütün gelirleri kanalize edip o dar boğazı geçebilmek, bunu her ay defalarca yapmak gerçekten zorlaştırıyor evet. İnsanların hayatını. Ama burada nasıl ki girişimci yola başlarken parayı nereden bulmalı sorusunun cevabını vermiştik. Bir de nerede başlamalı? Şirketini nerede kurmalı? Oraya da girmek lazım. Ne kadar güzel. Az evvel bahsettiğiniz tekmerle ilgili adımlar attığınızdan bahsediyorum. Tekmer demek, evet iş fikri olan. Gerek akademisyenin, gerek girişimcinin fark etmez. Neden tekmere gelmedi? Kira ödemiyor. Ya da çok cüzi ödüyor. Belirli imkanları ücretsiz kullanıyor. Kısacası bir firmanın ayakta durmasında karşılaşacakları bazı sahiplikler. Elektrik, su, telefon, internet, kira, network. Bunların hepsi zaten tekmerde ya da kuluçka merkezinde ya da girişim evinde. Girişim evinde biraz daha farklı bir pozisyonda kalıyor ama üniversite bünyesindeki sahalarda ben öneriyorum. Birçok üniversitelerde bu girişimci arkadaşlarımız hep böyle tekmerleri önerdik, hep böyle kuluçka merkezlerini önerdik. Kısacası zaten girişimci bin bir zorlukları aşarak iş fikrini bir şekilde hayata geçirmeye çalışıyor. Bir de parayı burada fazla düşünmesini istiyoruz. İstiyoruz ki o kişi projesine odaklansın ve ilerlesin gitsin. Gerçekten de böyle bir hani birkaç sır ortaya çıkıyor. Şimdi işte o bir hani yenilik para, Ar-Ge, bilginin paraya dönüşmesi gibi durumlar falan. Bir de işte tabii hani bir tohumumuz var ya da bir fidemiz var. Onu nereye dikmeliyiz? Ayak altında kalıp ezilmesin. Ne bileyim işte örselenmesin, rüzgardan etkilenmesin gibi durum var. Evet. Ama ben şunu gördüm, bu pandemi süreci, özellikle Ar-Ge merkezleri, teknoparklar gibi yerlerde biliyorsunuz devam mecburiyeti vardı. Devamlarda da işte %40 kadar dışarıda bulunabiliyordunuz ama dediler ki yok artık devam zaten kısıtlandı, yani devam edemeyeceksiniz, istisna tutuldu. Sanıyorum bu kalıcı olacak gibi geliyor herhalde. Şu anda dediniz ya değişik yerlerde kampüsler oluşturabilecek, evet. Farklı bünyelerde teknoparklar şey yapabilecek hani... Ben şu anda gördüğüm kadarıyla birçok teknoloji şirketi evden çalışmaya müsaade ediyor artık. Şöyle, öncelikle teknopark mevzuatı biliyorsunuz 2023 yılının sonuna kadar yürürlükteyken artık 2028 yılının sonuna kadar uzatıldı. Az evvel anlattığım gibi farklı lokasyonlarda da artık teknopark sahası kurulmasının da öne açıldı. Tabii bunlardan bu hareketleri yorumladığımız zaman artık ülkemizde ciddi anlamda Ar-Ge'ye yönelik firmalara da gereken önemi gösterdiğini buradan çıkartabiliyoruz. Haliyle pandeminin yine başlamasıyla beraber zaman zaman hiç gelmeyin, hep uzaktan çalışın. Biz yine sizin her türlü vergisel istisnalarınızı sonuna kadar kabul ediyoruz dedi. Bununla ilgili hatta o dönemlerde hükümet tarafından açıklanan paketlerde bu da yerini aldı, bu madde de yerini aldı. Sonra pandemi biraz böyle hafifler gibi oldu, yarı yarıya gelin. Sonra dediler hani işte dönem dönem değişti, bazen %50 oldu, bazen %60 oldu, bazen %100 oldu. Ama sonuç itibariyle teknoparkta pandemi hayatımızda olsa da olmasa da bir de dışarıdan geçirilen süre var. Gelmesen de dışarıda da bu projeyle ilgili bir takım çalışmalar yapıyorsan, şu şekilde de bunları dayanaklarıyla bana ispat edebiliyorsan, gelmesen de ben sana yine bu istisnalardan yararlandırabiliyorum şeklinde haklar vardı.
Toparlayacak olursak bu haklar dışarıdan geçirilen süre halen devam ediyor. Şimdilik yarı yarıya uzaktan çalışma halen devam ediyor. Ama özellikle yazılım sektöründe bulunan firmalarımız genelde uzaktan çalışıyor. Onlar artık işveren, işçi, sözleşme vesaire burada kendilerine göre bir yol haritası çizerek ilerliyorlar. Ne olursa olsun ben halen pandemi hayatımızda olsa da olmasa da Teknopark'ta var olmak şirkete çok şey kazandırır. Şimdi bunu burada tekrar vurgulamış olalım. Bilmeyen arkadaşlarım Teknopark'ın ne getirdiğini, ne tür faydalar sağladığını öğrensin. Tekmer'in yine aynı şekilde nasıl faydalar sağladığını görsün. Biz her zaman buradayız. Dediğim gibi biz danışmanlıklardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Eğitimlerden bir ücret talep etmiyoruz. Olabildiğince fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bizi her zaman arayabilirler. Evet, gerçekten hani Bülent Bey de şimdi bir işin başındayız. Biz burada Teknopark olarak, işte Tekmer olarak, Kuluçka Merkezi olarak, işte şirket olarak da yavaş yavaş şekilleniyor. Ofisler falan da organize edildi. İşte Kuluçka, ön Kuluçka kısmı beraberinde. Belki genç arkadaşlarımız da var, yani şirketleşme sürecine girecekler. O zaman sizden destek alma ihtimalleri olacaktır, danışacaklardır. Çünkü siz de hani bu işin belli bir tecrübesini yaşamış ve belli yol haritaları oluşturmuş insanlarsınız. Yani hassasiyetleri biliyorsunuz, bir de günceli biliyorsunuz. En kıymetlisi de o. Yani geçen sene böyle olan bu sene değişmiş olabiliyor. Herhalde bizim en önemli yapmak istediğimiz sonuçlardan birisi de bu. Başarılı bir ekosistem oluşturmak ve başarılı bir başlangıç yapıp, yani o şirketi, Ar-Ge şirketi olmaktan öte olağan veyahut da gelir getiren ve hatta işte şey açılmış, kamu açılmış bir şirket haline getirmek olabilir. Yani onu piyasaya açılmış bir şirket haline getirmek olabilir, değil mi? Neden olmasın? Evet. Bülent Bey, sizin sorularınız da olacak herhalde. Belki çok hocam demin bahsettiniz bu teknoparklardaki işte devam mecburiyeti ve şeyle ilgili, ama girişimcinin hayatiyetini sürdürmesi için bilgiye ihtiyacı var. Bir danışmanlığa ihtiyacı var. Mesut Bey onu vurguladı. Akademi burada. Yani sonuç itibariyle akademiden sürekli beslenmesi lazım ki projesini sonuçlandırabilsin, bir aşamaya getirebilsin. Onun için hiçbir zaman her ne kadar bu yeni mevzuata göre uydu TGB'ler kurulsa da üniversitelerin etrafındaki TGB bölgelerinin önemi hiçbir zaman azalmaz. Çünkü ilk elden en yakın bilgiye ulaşılabileceği mekanlar olarak üniversiteler her zaman önceliklerini sürdüreceklerdir diye düşünüyorum. Doğru diyorsunuz. Mesut Bey de artık bu vesileyle girişimcilik merkezimizin baş mentörü olarak ilan ediyorum buradan. Kendisini daha çok sık ağırlayacağımızı düşünüyorum. Evet, bizim gençlerimize sağlık. Falan da eğitim olarak da tabii katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. İnşallah güzel bir işbirliği yaparız ve bu hani süreçte de güzel işletmeleri, güzel gelecekte yelken açanlarda yol haritası oluşturur. Ben hani gerçekten de biz yaklaşık 3 yıldır böyle beraber bir omuzlaştığımız var. O konuda da sağ olsun, yani sıkıntılara düştüğümüzde, kafamız ağrıdığında canımız sıkıntı ağrıyoruz. Ama tabii şu var, hiçbir şey kolay değil göründüğü kadar, ama hiçbir şey de imkansız değil. Gayret, sabır ve işte doğru ihtarlarla doğru yola çıkmak gerekiyor. Doğru projelerle yola çıkmak gerekiyor. Mesela bizim işte kendi örneğimizden verirsek, küçük bir şirket, bir çekirdek işletme olarak başladık ama anonim şirket olarak başladık. Birinci vanasiyatını denedik. Ben biliyorum ki o şirket istediği anda böyle hızlı bir şekilde büyüyecek, hızlı bir şekilde. Ve onu da tabii sağlıklı tutmak benim önemli vazifelerimde. Çünkü şu anda Ar-Ge şirket, şu anda çok geliri yok, hatta hiç geliri yok diyebileceğim bir şekilde. Ama tabii biz onu ayakta tutacağız ki o, yani yeterince kök salsın, yeterince yapısı sağlam olsun. Mesela ben özellikle takip ediyorum vergi denetleme konusunda. İşte Mesut Beyler beni uyarıyorlar. Hocam vergi ödeyeceksiniz. Zamanı geçiyor. Hem mesaj olarak geliyor, hem hatırlatma notu olarak geliyor, mail olarak geliyor. Bunlar çok kıymetli şeyler. Mesela bir şey olduğunda siz bilemeyebiliyorsunuz. Yani siz normal günlük yaşantınızın tedavisinde, ama bir şirketiniz varsa, bir girişiminiz varsa onu da devam etmek. İşte o konuda gerçekten de ben haklarını ödeyemem. Yani ufacık bir şey de olsa, bir lira da vergi de olsa onu hatırlatıyorlar. Yani ya çok önemli değil, 2 ay sonra da yatırsan olur demiyorlar. Hemen mesajınız geliyor cep telefonunuza, ne bileyim mailinize, WhatsApp'ınıza. Evet. Ama günün sonunda kazanç, cesaret, ticaret hepsi birbiriyle doğrultuda. Yani biz tabii ki olumsuz yanlarını anlattık, güzel yanlarını anlattık. Ben hep şu tabiri de kullanırım. Oyunun kurallarına göre oynamak lazım. Aksi takdirde bu iş zor bir şey değil. Hatta hep şunu da söylüyorum.
kaybedilen her bir vakit zarar. Keşke daha önce bu şirketi kursaydım. Keşke daha önce bu ticarete başlasaydım. Eyvah. Çünkü ben 2015'te kendim artık bağımsız çalışmaya başladım. 2015 yılından önceki de eyvah diyorum. Memleketime daha güzel, daha faydalı işler yapabilirmişim. Keşke daha önce başlasaydım. İşte bu keşkeler dememek adına en kısa zamanda başlamak lazım. Evet, doğru diyorsunuz. Yani fikrinizi işe dönüştürmek, fikrinizi geleceğe doğru yelken açık bir şirket, bir kurum olarak sisteme koymak bence önemli şeylerden birisi. Tabii bizler biraz üniversite hocaları, üniversite yapısında yer alanlar, biz düzenli bir hayata alışmışız. Maaşımız düzenli gelsin istiyoruz, işte ne bileyim şeyler. Biraz risk var tabii burada. Hani bazen gün oluyor, ayı ediyor. Bazen ay oluyor, güne etmiyor. Yani o anlamda da bakıldığınızda bir ay hiçbir geliriniz olmamış. Ama bir bakıyorsunuz ki bir yerden bir aylık geliriniz bir günde kazanılmış gelmiş. Bunlar çok kıymetli şeyler. Yani işte o riskleri göze almak, cesaret dediniz. Cesaret ve ticaret birbirine çok yakın şeyler. Cesaret eden ticaret yapabiliyor. Ticaret yapanın cesaret etmesi gerekiyor. Bu da önemli. Yani bilgi, evet teknik bilgi olabilir, inovasyon bilgisi olabilir ama bunlar da olmazsa olmazlar değil mi? Kesinlikle. Evet. Sizin var mı bir ekstra ilave etmek istediğiniz bir şey yazacağım? Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gerçekten. Bu gerçekten aydınlatıcı oldu ve faydalı bilgiler edindik kendisinden. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, ben de Mesut Bey'i işte burada tekrar görmek istiyoruz. İşte öğrencilerimizle, girişimcilerimizle, danışanların da böyle yani bir tecrübeyi yanımızda bulmak ve yan yana olmak güzel bir şey. Umarım izleyicilere katkı sağlar ve biz de tabii işte iletişim olarak falan üniversiteden Mesut Bey'e ulaşabilirler. Biz de destek oluruz. Katkı sağlarız. Kendisi zaten belli bir işletmesi var. İnternetten falan kolayca erişilebiliyor. Yani Mesut Şener diye girdiğinizde iş kolaylaşır zaten. Evet. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Zahmet verdik. Süre olarak geldi. Bir saatimizi doldurduk. Ben biraz zamana dikkat ediyorum. Çünkü burada yazdıktan sonra ona uymak lazım. Geç başlamak ne kadar kötüse geç bitirmek de o kadar kötü. Evet. Yani zamanı etkin kullanmak bizim hedeflerimizden birisi. Size ve çalışanlarınıza bugüne kadar verdiğiniz desteklere teşekkür ediyoruz. Umarım bundan sonra da daha güzel şeyler için birlikte olur. Doğru adımlar atabiliriz. Bülent Beyler de burada zaten. Üniversitemiz bizi bir çatı altına getirdi. Umarım bu çatıya siz de katkı sağlayanlardan ve katkı verenlerden olursunuz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.